Sevgili seyirciler, Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur düzenlediği basın toplantısıyla görevinden ayrıldığını açıkladı. Tutunacak dalım kalmadı, bu yüzden ayrılıyorum dedi. Çarpıcı ifadeler kullandı Erden Timur. Kızılcık kan kustum, kızılcık şerbeti içtim dedi. Her yoluyla çözüm aradım ama olmadı, olamadı dedi. Kırgın değilim de dedi aynı zamanda Erden Timur. Bu ayrılıkla ilgili detayları muhabir arkadaşımız Tibet Töre bizlere aktaracak. Tibet, söz sende. Sayın Erden Bey'in aslında ayrılmasını bekliyorduk. Uzun bir süreç bu. Kendisi de bahsetti. 2 yıllık bir süreçte yalnız bırakıldığını ve Galatasaray siyasetinden çok yorulduğunu ifade etmişti. Aslında 2 yıl önce Dursun Özbek başkan seçildiğinde Sportif AŞ Başkan Vekili olarak Sayın Erden Timur atanmış bir yönetici olarak görevine devam etti. Bu durumda aslında Galatasaray camiası içinde bazı yönetim kurulu üyeleri tarafından sanıyorum ki hoş karşılanmadı ve bazen de çok başarılı olduğu için, çok göz önünde olduğu için Erden Bey'e tepkiler de olduğunu söyledi Sayın Erden Timur. Yapılan basın toplantısı duygusal bir basın toplantısıydı. Bir veda konuşması yapıldı tabii ki ama ben bundan sonraki süreçte Erden Timur'un Galatasaray'dan tamamen ayrılacağını, tamamen kopacağını düşünmüyorum. Mutlaka önümüzdeki süreçte görev alacaktır yeniden. Bunun da şu şekilde gerçekleşebileceğini düşünüyorum. 2026'da yapılacak olağan seçimli genel kurulda Erden Timur'un başkan adayı olması muhtemel. Bu benim kendi görüşüm. Kendisi bu soruları yanıtsız bıraktı Erden Timur ama bu benim kendi düşüncem. 2 sene sonra ben sanıyorum ki Galatasaray başkan adaylarından biri olarak Erden Bey'i göreceğiz gibi duruyor. Önümüzdeki günlerde artık Galatasaray'ın transferleri de şekillenecektir. Erden Timur'un yokluğunda Galatasaray birçok Erden Timur çıkarabilir şeklinde Erden Bey'in bir ifadesi vardı. Galatasaray'da yönetim kademelerinde bunlar yaşanırken yeni sezonda Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de iddialı bir takım oluşturma yönünde de çalışmalar aralıksız devam ediyor. Sarı Kırmızlılar'da Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez için İtalyan ekibi Napoli'nin transfer ısrarı devam ediyor. İtalyanların 12 milyon euro teklif etmesine karşın Cimbom'un 27 yaşındaki tecrübeli futbolcu için 15 milyon euronun altında bir rakamı kesinlikle düşünmediği belirtildi. Başarılı savunma oyuncusunun Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Öte yandan Aslan, kadroyu önemli yıldız takviyeleriyle daha da güçlendirmek adına rotayı İngiltere'ye çevirdi. Galatasaray yönetimi, Premier Lig ekibi Manchester United'da sezonu tamamlayan 2 yıldız futbolcunun peşinde. Bu isimlerden Sofyan Amrabat, kiralık olarak İngiliz ekibinde oynarken kulübü Fiorentina'ya geri dönecek. Ancak İtalyan ekibiyle de 1 yıl sözleşmesi kaldı. Teknik direktör Okan Buruk, 1 yıldır faslı yıldızı yakından takip ediyor ve daha önce de alınmasını istemişti. Başkan Dursun Özbek ve yönetimi de bu kez Amrabat transferinde tüm şartları zorlama kararı aldı. Sarı Kırmızılıların listesinde üst seviyede forma giyen 2 ismin daha olduğu öğrenildi. 10 numaraya düşünülen oyuncu ise Danimarkalı oyuncu Eriksen. Devre arasında da transferi düşünülen yıldızın Manchester United'da devam etmesi zor gözüküyor. 1 yıl sözleşmesi kalan deneyimli 32 yaşındaki futbolcunun bonservis maliyetinin yüksek olması beklenmiyor. Burada önemli olan oyuncuyu ikna etmek. Süper Lig'de bu sezonun asist kralı, tecrübeli yıldız Mertens, yeni sezonda takımda kalacağı için onunla dönüşümlü oynayabilecek, hatta zaman zaman 8 numara pozisyonunda görev yapabilecek bir isim bakılıyor. Yıldız oyuncu Eriksen de bu profil doğrudan uyan bir futbolcu. Cimbom'da hem yönetim hem de teknik heyet, geçtiğimiz yaz transfer döneminde olduğu gibi, transferde geç kalmadan sezon öncesi ilk hazırlık kampına önemli takviyeleri bitirmiş şekilde gitmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz sezonda çok büyük bir başarıya imza atarak sezonu çifte kupa ile tamamlayan Galatasaray'da bu başarıların ardından gözler yeni sezona çevrildi. Sarı Kırmızılılar ezeli rakibinde takımın başına dünyaca ünlü teknik adam Mourinho'nun getirilmesinin ardından transferde ince eleyip sık dokuyor. Bu doğrultuda Aslan, güçlü takviyeler yaparak yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalamak ve Süper Lig'de yeniden şampiyon olmayı hedefliyor. Cimbom'da yapılacak transfer hamleleri büyük merak konusu olurken, diğer yandan ayrılacak ve takıma kiralıktan dönecek oyuncuların durumu da gündemi meşgul ediyor. Galatasaray'da takıma geri dönmesi beklenen Emin Bayram, geride kalan sezonda Westerlo'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Yeni sezonda teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda düşündüğü futbolcudan flaş bir talep geldi. 21 yaşındaki genç oyuncu, Okan Hoca ile yaptığı görüşmede ilk 11'de görev almak istediğini iletti. Düzenli olarak forma şansı bulmayı isteyen Emin, aksi halde yine kiralık gitmeyi düşünüyor. Teknik patron Buruk, genç stoperin sezon öncesi kamptaki durumuna göre karar verecek. Öte yandan, Süper Lig'de son 2 sezonu zirvede tamamlayan Aslan, üst üste 3. şampiyonluğunu kazanmak ve 5. yıldızı takmak için kolları sıvadı. 2 yıllık süreyle yeniden başkan seçilen Dursun Özbek, transfer çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek, Şampiyonlar Ligi için bir play-off oynayacağız. Dolayısıyla, bunun hazırlıklarını zaten çok önceden yapıyorduk. Maalesef, Süper Lig'de yarış, bu sene 2 takım arasında geçti. Yani çok önceden Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takımlar belliydi. Onun için de hazırlıklarımız çok önceden başlamıştı, şimdi ise transferler, bu ay içinde başlayacak. Biz hazırız, taraftarımızı memnun edecek, onları mutlu edecek bir takımı kurmak için çalışıyoruz. Tabii lig önemli ama ana hedefimiz Avrupa'da başarıyı yakalamak. Şu anda onun için büyük gayret gösteriyoruz, kimse merak etmesin. Biz hazırız dedi. Bu kapsamda hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Sarı Kırmızılıların, transfer listesinin üst sıralarında yer alan isimlerden biri de Portekizli Yıldız Rafa Silva. Başarılı teknik direktör Okan Buruk, tecrübeli futbolcuyla ilgili geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, transferle ilgili oyuncu izleme ekibimiz çalışma yapıyor. Hazırlıklarımız var, oyuncuları izliyoruz. Serbest oyuncular olabilir. Rafa Silva çok değerli ve başarılı bir oyuncu. Birçok ülkeden, birçok kulüp isteyecektir ifadelerini kullanmıştı. Yıldız oyuncu Silva'nın, Suudi Arabistan ekibi, Al-Shabab ile anlaşma sağladığı iddia edilirken, Suudi Arabistan basınında da flaş bir iddia ortaya atıldı. Haberde, 31 yaşındaki futbolcunun, Suudi Arabistan ekibine transferi, Galatasaray'ın ilgisi nedeniyle risk altında. Sarı Kırmızılılar Rafa Silva'ya 3 yıllık sözleşme teklif ettiği yazıldı. Haberde ayrıca Beşiktaş'ın da yıldız futbolcuya talip olduğu vurgulandı. Öte yandan haberde, Galatasaray'ın Rafa Silva transferinin, Fenerbahçe'ye imza atan, teknik direktör Mourinho'ya karşı bir hamle olabileceği belirtildi. Portekizli Yıldız Silva, bu sezon Benfica formasıyla 52 maça çıkarken, 22 gol ve 15 asistlik bir performans ortaya koydu. 31 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro. Süper Lig'de Galatasaray, geçen sezonun ardından, bu sezonda, rekor bir puanla şampiyon olmayı başardı. Bu zaferde, ligi gol kralı olarak tamamlayan, Arjantinli Yıldız Mauro Icardi ile, asist kralı olan deneyimli Belçikalı Yıldız Dries Mertens'in büyük katkıları oldu. Başarıda, sahadaki futbolcular kadar, kenar yönetiminin de katkısı büyüktü. Aslan, özellikle duran toplardan bulduğu gollerle dikkat çekti.